Efendim altın alırken altını tanıdığınız yerden almaya özen gösterin çünkü piyasada sahte ve ayarı düşürülmüş altın kol geziyor. Üstelik sahteciler hilede o kadar ileriye gitti ki artık ünlü markaların ürünlerini bile taklit eder hale geldiler. İşin uzmanları sahteyi gerçeğinden ayırt edebiliyor ama bizlerin dikkatli olmaktan başka çaresi yok. Markaları da taklit edebiliyorlar. Bu gerçek altının bu da sahtesinin sesi. Aslında gerçeğini sahtesinden ayırmak bu kadar da kolay değil. Çok güzel işçilikle iyi kaplama yapıyorlar. İstanbul polisi piyasaya sahte altın süren şüphelilere yönelik 11 ilde eş zamanlı baskınlar yaptı. Çok sayıda sahte ve ayarı düşürülmüş altın ele geçirdi. Sahte altın her zaman olacak. Yani bundan evvel olduğu gibi, bugün de olduğu gibi bundan sonra da olacaktır. Sahtekarlar zaman zaman piyasaya sahte altın sürebiliyor. Peki nasıl oluyor da yılların kuyumcuları bile altının sahtesini anlayamıyor? Birincisi dikkatsizlik. Mağaza bazen o kadar yoğun oluyor ki mağazalar kuyumcu dikkat etmeyi biliyor. İkincisi çok iyi işçilik. Yani kalpazanlar artık çok çok güzel işçiliklerle ürünler yapıyorlar. Ve markaları da taklit edebiliyorlar. Kuyumcular eğer altından şüphe duyduysa bir takım yöntemlerle onun sahte olup olmadığını test edebiliyor. İlk önce baktınız, şüphe ettiniz, kesersiniz ürünü. Mesela bunu, bunu kestik. Kestiğimiz zaman içindeki renge bakarsanız bakır rengi gibidir. Yani bakır rengi, altın rengi değil. Altın rengi daha sarı olur. Bu sahte altın mı? Bu sahte altın. belki müşteri bunu kesmesini kabul etmeyebilir size. O zaman mihenk taşına başvurursunuz. Bunu mihenk taşına vuruyoruz iyicene. Bakın burada çizgiler meydana geliyor. Gerçek altın olan rengi kaybolmayacaktır. Ama sahte olan vurduğumuz gibi gitmesi lazım ve gitti. Vatandaşın sahte altını anlaması pek de mümkün değil ama onlar da dolandırılmamak için bazı önlemler alabilir. Bildiği yerden alsın, rastgele gidip merdiven altı dediğimiz yerlerden alışveriş yapmasınlar. Bir de fiyata dikkat ediyor vatandaş haklı olarak. Hani daha ucuz alayım ama ucuz aldığınız zaman da böyle şeylerle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek.